Herkese selamlar, Batman Telltale serisinin 4. bölümüne hoş geldiniz. En son kaldığımız yer, Alfred bizi basın toplantısına çağırmıştı. Oswald Cobblepot'la görüşmemizden sonra biraz gergin geçmişti, görüşme tehdit falan etti. Ama tabi bilemeyiz ne kadar etkili olduğunu. Şu anda Harvey'nin kampanyasına odaklanmış durumda Bruce. Çünkü biliyorsunuz başkan olmalı. Başkan Hill pek iyi bir başkan değilmiş. Suçun yükselmesine sebep olmuş. Geçtiğimiz günler ve yıllar boyunca. Merhabalar, merhaba. Günaydın herkese. Günaydın. Morning, Mr. Dent. Günaydın Bay Dent. Hey Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but diyor ki değiştirelim mi arabayı ha? Öyle. Böyle şakacıklar bilim sevenler ha. Tamam anladım. Ama burada ciddi bir şey konuşuyoruz abi. Başkan olmak istiyorsan biraz bana saygı göster. Çünkü cebini ben doldururum haberiniz. Alfred konuşmamız lazım. İşim var ya. Ne haber, ne oluyor? Bir sorun. Basın toplantısındayım. Diyor ki beni acilen ara. Tam hallederim Alfred. Hallederiz, bir sorun mu var? With a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. Thomas ve Martha Wayne'in anısına Arkham Asylum, yani Arkham Akıl Hastanesi'ni yenilemek niyetindeler bunlar. Çünkü oradaki hastalara pek iyi davranılmıyormuş diye çizgi romanlardan, filmlerden bilirsiniz. Onlar hastalar ve yardımına ihtiyacı var. Evet, doğru. There are no cuts or scrapes. Their ailments are often invisible. Diyor ki onların çizikleri ya da açık yaraları yok. Onların hastalıkları normalde göze gözükmez. Gizlidir. Daha hassas bir tedavi dönemine ihtiyaçları var. Diyor ki bu şehrin maskeli bir kahramanlara ihtiyacı yok. Adaleti gündüz vakti herkesin önünde sağlaması gereken bir kahramana ihtiyacı var. Bunun bedelini Martha ve Thomas Wayne ödediler zaman. O şehrin Bay Dent'e ve Arkham Asylum'un yenilenmesine ihtiyacı var gibi sözler. Onların anısına bu yeni sistemi, yeni akıl hastanesini açıyoruz. Çünkü Thomas ve Martha Wayne'e olanların bir daha tekrar olmasını istemiyoruz. Adıyoruz bu akıl hastanesini Thomas ve Martha Wayne'in anısına. Tebrikler, teşekkürler filanlar. Evet. Dent de ağzı da iyi laf yapıyor tam. Yeni hastane ile ilgili konuşmalı. Yeni hastane mi açıyorlar, Arkham Asylum mu yeniliyor? Bir dakika, yeni hastane açıyorlar galiba. Peki Arkham Asylum'a ne olacak? Eski bina ne olacak? Evet, ne olacak eski binaya Bruce? Şey olacak bence. Diyor ki Arkham sadece... Diyor ki oradaki insanları eziyet ediyorlar. O bina gerçekten insanlara yardım etmiyor. Ana binayı tamamen bırakıyor. Yeni bir hastane mi açıyor ben? Tamam, olur. Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed the legend mob boss Carmine Falcone into your home. Demedik mi bin kere ya? Wikivey'le de söyledim. Abi davetsiz misafirdi. Geldi. Bilardo'nun ucunu sordu. Ben de ucunu verdim. Gitti yani. Pek bir şey yok yani o konuda. Pek bir şey yapmaya gerek yok, değişmeye gerek yok. Burada hastane ile ilgili konuşuyoruz Carmine Falcon. Da Carmine Falcon bana ne ya? Dayım değil, amcam değil. Ne işiniz? Oku oku, Alfred acil demişti. Zaten hiç adam işi yapmadı. Aha, GCPD seyir. GCPD'nin ne işi var orada ya? Batcave'de mi yoksa sadece Wayne malikanesinde? Ne dedi bu? Organize suça mı dayanıyor bunun ailesi ve Carmine Falcon'un ilişkisi? Hadi lan oradan. Doktordu Thomas. No comment değil herhalde o. O kadar da rezil değilim ben. Kanıtlarından şüpheliyim. Evet. Diyor, hepimiz gördük.
Bay ben, bay ben. Çünkü bütün paran kirli mi? Sen kirlisin, anan kirli. Ne diyorsun lan sen? Oha, üstüme geliyor hepsi. Dent beni ne çeşit bir yere soktun lan sen? Ne söyleyeyim ben size şimdi? Her biriniz cevap veremez. Diyor ki kaynağınız yanlış. Bence de kaynağınız yanlış. Thomas Wayne doktordu. Martha Wayne de hayır kurumu işleri yapıyordu. Ne para kirlisi, ne kalmay falan. Bir fotoğrafları var mı beraber? Manyak mısınız siz? Ne demek biliyor muydum, bilmiyor muydum? He, organize suç yönetiyorum Carmine Falcon'la. Akşamları da aynı adamı çıplak ellerimle dövüyorum. Manyak mısınız ya? Alfred geliyorum, tamam. Polis ne yapıyor orada? Ne oldu ya? Malikane girdiler mi böyle? Ne diyorsun sen? Alfred, seni niye koydum ben oraya? Kapıları kilitlesene. Ah Alfred, sen de yaşlan. Yaşlı bunak sen. İşte. Görüyorsunuz işte. Bruce'un yardımcısı. Atsan atılmaz. Satsan. 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 Ya satılmaz. Tamam. Sen de mi? Belgeleri varmış. Diyor ki kişisel değil. Ne demek ya? Benimle ilgili ne çeşitli kanıtınız var ki? Evet, işin yok. Bakalım ne bulacaksın. Lütfen ofisimdeki tuhaf satranç ya da akvaryum ya da bu hikayede gizli neredeyse artık girişi pek oraları kurcalamazsan iyi olur. Şimdi beynin alamayacağı şeyler görebilirsin. Batman mağarası gibi bir şey. Diyor ki ciddiydim, kişisel değil o konu. Diyor ki Wayne girişimcilikle ilgili yozlaşmışlığına dair kanıtlar bulmuş. Gordon, kişisel olmadığını biliyorum ama yozlaşmış senin gibi cetlendir. Diyor, DA ile ahbap ahbap olduğunu biliyorum ama DA neresiyse artık galiba. Ha, Dent'in çalıştığı yer. Savcılıkla iç içeymiş Wayne. Ama en tepeden gelmiş, demiş. Başkandan gelmiş. Hill'den. Adı ne ya şu herifin? Başkan Hill. Adı, küçük ismini unuttum ama oy yollamış bunları buraya. Belgeyi direkt vermiş, emir vermiş bu. Ah, başkomiseri ki gelsin benim altım üstüme getirsin. Ama ben diyorum, bunun ucu Falcon'a dayanıyor. O adam geldi ucu deyince ben de ucunu ona bağlayacağım ama göstereceğim ben onu. Adam geldi burada artistlik yaptı. Bana da gerizekalı dedi, çekti gitti. Belliydi bir iş çıkaracağım. Tabi gangesterlik yapamazdı bana, çok fazla şey Bruce Wayne, gücü ve parası biraz fazla. Neyi kırdın gerizekalı? Gordon'u bana ateş edeni açığa aldıysan bunu da açığa al lütfen. Saygısız. Yok ya, anne babasıyla fotoğrafı mı? Fazla ikonik oldu. Anılarına saygısızlık yapıyorlar işte, görüyorsunuz. Evi dağıtmalar. Yozlaşmış demeler. Bruce geri de. Arkama gel. Ne istersen al ahbap, tamam mı? Lütfen. Bunu yapmak zorunda değilsin. Tak tak tak. Tamam, iki tane çıktı. Tak tak. Manacım, aklını helal. Ne diyeyim şimdi Bruce Bruce'la? Bir sen eksiktin. Hı? Bir sen eksiktin, gel. Gel gel. Beni en tuhaf anımda da yakala. Gel de ki. Ne oldu? Yozlaşmış mısın sen? Paran kirli mi? Hiç çekemeyeceğim seni. Bak. Hiç çekemeyeceğim ama kadınlara saygım sonsuz. Bu bir sorun değil. Önce başkanlık odası, şimdi senin malikanın olacak. Kayda gireceksin lan. Girecek, ne yapacak? Hadi gidi. Bu skandal senin sevilen ailen gibi bir yere kadar dokunduysa diyor ki doğru ilgi üzerine çekmeni sağlayabilir. Diyor ki bununla savaşmak için elimden geldiği kadar konuyu deşebilirim. Ama ben burada iyi adamım burada, tamam.
So let me say it for you. Peki senin için bunu söylemek için de işte sen iyi birisin. Evidence like every other media outlet, and it's all hearsay, flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Çünkü böyle suçlamalar normalde büyülü bir şekilde yer altından bitki gibi çıkmazlar, tamam? Biri parmağını bu işe batırmış, o işte Falcon var. Falcon yaptı bunu. Falcon yaptı, Gordon Hill yaptı diyor. Belki elleri aynı kastedir, Falcon'la Hill. He crashed Harvey's fundraiser and pretty much said, "Hop in." Well, maybe he's putting a little fear in you will make you jump. Diyor ki biraz sana korku yüklerse atlamana sebep olabilir. Ben normalde korkulan taraf değildi. Normalde korkutan, birkaç gecede kabusa sebep olan bir tipim. Şimdi her defasında Batman cümleleri kurmak istiyorum ama elim kolum bağlı. Biliyorsun. Not wild speculation. Ama şimdi bak, şimdi sana vereceğim röportajı. Ne bileyim, yamuk şeyler benimle ilgili söylersen, geceden de maskeli bir arkadaşım bulabilir haberimiz. Justice will be served. Adalet yerine getirilecek. İnsanlar da bunu duymak istiyorlar. Teşekkür ederim. Şimdi dışarı buyurur musun? Evimi altın dışına getiriyorlar evimin. Sen de başıma maydanoz. Evet, teşekkür ederim. Evet, Bay Van Veen. Hoşçakalın. Alfred, bunu bir de içeri al. Seni de Let Go'ya yükleyeceğim, haberin olsun. We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. Ah, ah. Diyor ki her zaman destek verdiler. Destek verdiler her zaman. Bu şehrin en karanlık zamanlarında ailem diyor. Bruce. Şimdi analarını kirletiyor. Doğru kirletiyor. Yalan. Milletin ağzı torba değil ki biz. Görüş. Konuşan konuşuyor. Ha, ben de konuşacağım, bekleyin. Normalde ağzıyla konuşmuyor bu son biliyorsunuz. Warrant? Evet. Senin bundan haberin yok yani, öyle mi? Diyor, gazeteciyle konuşmamla ilgisi var mı? Sen bana söyle. He, sakin mi oğlum? Evimi altın üstüne getiriyorlar. Bulmamalar gereken şeyler var evde. Haberin var mı senin halde? Bu şehir için önemli şeyler, anladın sen onu. Evet. Evi altın üstüne getirdiler. Hill de emrini vermiş. Zavallı Gordon da ne yapacağını şaşırdı. Bir de o ödemi fotoğrafına kırdılar. Anlıyor musun? Yemin ediyorsun bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Harbi o kadar sinsi değil ki böyle bir şey konusunda yeminlisin de böyle sakin ve kurulursun. Tam inanıyorum sana. Bu iki düşman yapar onu. Bence de yanımda olmazsan senin cebindeki para, musluğunu keserim cebindeki paranın. Dımdızda kalırsın, akşam da maskeli bir arkadaşımı yollarım. Oh, canıma değsin. Kimin yağları eridiğim haberin olsun. Bana bir yamuk yap abi, bana bir yamuk yap. Zaten gelecekte Two-Face olacağın belli. Senin yüzünü ben yakarım, anladın mı? Hep senin yüzünden. Oraya gel, basını. Saçmala, evine gel orada bu saçmala, Carmine Falcon'da evime kadar sen sürükledin, Merhill'le beni düşman ettin, hepsi senin yüzünden zaten, tüm başımın belası sensin. Diyor ki çok kaynağım var bununla savaşmak için, savaşsın ya. Bismillahirrahmanirrahim, bu şey değil mi, kedi kadın değil mi, gözüne bak, ben yaptım onu. Merhabalar. Yo yo, yanlış gördüm. Şey yok, şey kedi yaptı. Gerçek bir kedi kötü oldu. Alfred yaptı. Biliyorsun akşam pek kendinde değildi. Yaşlı adam bunamış işte. Az daha düşüyordu. Bana tutunayım derken tırnaklarını batırdı yüzümü. O yaptı. Bayan Kyle, evet memnun. It's a strong grip you've got there. Bir bez getirsin. Allah kahretsin. Don't worry. I'm not gonna fall. Oh,
Dedi ki korkma düşme. İnanamıyorum öğrendi ya. Oğlum 2 dakika sürmedi. Batman ne yapıyorsun? Yüzünü de koruyacak bir şey işte. Bak Spider-Man'e böyle şeyler hiç başına geliyor mu? Hayır gelmiyor. Senin ağzın aç. Ağzın açık olunca böyle şeyler oluyor. Ah ah. Bruce. It's okay. Money doesn't buy manners, right? Ah. I was mugged. Hırsızlık. Biri gelmiş, şey yapsın. Çalsın bundan bir şeyler sokakta. Böyle bir şey olmuş. Peki sen için. Diyor ki adamı gördün. Diyor ki ID'sini çıkaracak kadar gördüm. Evet gördüğünün farkındayım. Bitti kardeşim. Umarım arkadaşın güvenebileceğimiz biridir. Çünkü 2 dakikada beni bütün şehre ifşa etti. Ne kadar kişi ona inanır, ne kadar kişi inanmaz da herkes göz üstünde olur. Bruce Wayne Batman, Bruce Wayne Batman diye her yerde saçar. Sonra 1000 tane daha basına demeç ver. Olacak iş değil, olacak iş değil. Olacak iş değil. Oğlum daha episode 1'deyiz, kimlik ortaya çıktı. Episode 5'e kadar başımıza neler gelirdi. Diyor ki benim işim de normalde pek affedici olmuyorlar patronlarım diyor. Anladım anladım. Kedi kadının birilerine çalışıyor, ona götürüyor, onlara götürüyordu hard drive'ı. Yani ben onun kodunu kırarsam o data drive'ın öğrenirim bunun patronunu da, bunun amacını da, bununla ilgilenir de ne olduğunu da. Kesin. Bu olay böyle çözüldü. Alfred'i hemen aramam gerekiyor, o kodlar ne durumda öğrenmem gerekiyor. Biraz daha yoklayalım, belki anlamamıştır. Aptala yatalım. Aptala yatan en iyisi bu, inkar sonuna kadar. Alfred çizdi yüzümü ulan. Alfred çizdi. Kedi kadın üzerine yemin ederim Alfred çizdi. Sen, gerçek seni tanımak üzere. Allah kahretmesin ilk saniyede patlattı ya. Diyor ki zaten aptal oynayacak hiçbir seçenek yoktu, sadece şey dedi. Kimse sana inanmaz. Diyor ki şimdi anlıyorum oyuncakları ve şık zırhı nasıl karşıladığını. Diyor ki harbi pek şaşırmaz. Harbi şaşırmaz lan diyor ki gözünü morarttığım için üzgünüm. Diyor seninle ortaya çıkamadım. Çok teşekkür ederim. Çünkü ortaya çıkarırsan kesin kötü ol. Diyor bir şeyleri merak ediyorum. Neyi merak ediyorsun? Sen Bruce Wayne'sin. Ben para için yapıyorum da sen niye yapacağım? Gerizekalı. Hırsızı neden durduruyorsam, oradaki adamları da niye durduruyorsam aynı sebepten. Adaleti sağlıyorum bebeğim. Diyor ki yeteri kadar biliyorsun, geri kalanı benim sırrım. Diyor ki bir yerlere yetişeceğini, yerlere vardığımızı sanıyordum. Ya bir yerlere varmıyoruz. Sen şehrimden defolup gidiyorsun, ben de rahatça nefes alıyorum. Zaten gelsen de ikinci sıradasın. Benim hayranım var bir tane gazeteci, şimdi adı lazım değil, baş harfi Vicky. Sen gidebilirsin, sonra lazım olursan seni arayacağım bebeğim, tamam? Canımı sıkma. Kim olduğumu biliyorsun. Diyor ki, sokak serserileri değiller benim çalıştığım adamlar. Diyor ki, paradan çok daha fazla şey hasar verdi onlara benim bunu yapma. Yani başarısız olma. Ben sana borçlu falan değil mi? Sen bana borçlusun. Batclown'umu çaldın. Kurşun yememe sebep oldun. Yüzümü çizdin. Bir de yüzüm konusunda yalan söylemek zorunda kaldım. Sen bana borçlusun. Sana drive'ı geri vereceğim ama kostümümü vereyim sana da. Farkındayım çok zaman olmadığını. Ya benimle karşılaşmasaydın burada ne yapacaksın? Adresi ver. Nerede bulacaksın? Sen hard drive. Bak rüyanda görürsün kızım, ben sana hard drive verecek adam değilim. Bana güvenmek zorundasın. Ben güvenmem bla bla bla. Olacak olan şey belli. Diyor her türlü batırdım zaten. Diyor ki bir kedi bekliyordu. Bir yarasa değil. Ama kedi gibi giyinebilirim, çok sorun olmaz. Bak Black Panther'a. Adam kedi gibi giyiniyor ama erkek. Ben de kedi gibi giyinebilirim. Böyle kostüm hazırla. Şimdi Alfred'e arıyorum ben. Sorun. Para bok ya. İsviçre'den getirtiriz. Bir daha hissediyorum şimdi. Tamam. Tamam ben gideyim. Bir buluşmam var.
So soon? Acele mi? Aren't you gonna stay for a drink? Bir içki için kalmayacak mısın? Evet, biliyoruz. Bir içki için kalsam ya. Kıza bak ne kadar yüzlü çıktı ya. Tamam ya. Diyor ki kostümü değiştirmeyi unuttum. Değiştiririm kızım. Biraz zaman verirsen her şeyi halledeceğim. Senin için zaten başım belaya girdi. Bir türlü beladan kurtulamıyorum ya. Bir doğru düzgün Batman bile olamadık ya. Dördüncü bölümünde sonuna geldiğimize göre videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.